bütün ekipler yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İyi akşamlar. Her şey yeniden başlıyor. Bundan böyle pazartesiden perşembeye bu saatte programımızın isminin vaat ettiği bir içerikle artı bir ekranındayız. Gazeteciliğin ve televizyon ekranlarının köşeye sıkıştırılmasını, haberciliğe biçilmek istenen dar gömleği reddettiğimiz için buradayız. Bugüne kadar olduğu gibi doğru olanı yapma heyecanıyla hareket edeceğiz. Akıl, gerçek ve vicdandan başka hiçbir şeye, hiç kimseye de bağlılığımız olmayacak. İlk yayınımızda Türkiye gündemini günlerdir kilitleyen iktidar ve cemaat arasındaki kavgayı ve KCK davasından tutuklu BDP milletvekillerinin tahliye umutlarının boşa çıkmasını ve bu yüzden mecliste başlayan açlık grevini konuşacağız. İşte ayrıntılar ve konuklarımız. Bir girdim, bin çıkıyorum. Mustafa Balbay'ın tahliyesinin ardından serbest kalma umutları artan KCK davasının tutuklu BDP milletvekilleri tahliye edilmedi. BDP'liler karara tepkili. Beni milletvekilleri açlık grevine başlıyor. Karar ne anlama geliyor? Çözüm süreci etkilenecek mi? HDP eş genel başkanı Erdoğan Türk'ün canlı yayında anlatıyor. Kendisini yazdı. 375 gün tutuklu kaldı. İktidar ve cemaat rekabetinin çatışmaya döndüğü günlerde Ahmet Şık gazeteciliğe devam ediyor. Bu kez AKP-cemaat kavgasını yazıyor. Taraflar neyi paylaşamıyor? İktidar gözdağı mı veriyor, cemaati bitirme hamlesi mi planlıyor? Cemaatin hükümete karşı kozu var mı? Medyada hızla değişen pozisyonlar, yeni kamplaşma ve bu toz dumanın ortasında gazetecilik. Ahmet Şık canlı yayında anlatıyor. Ahmet Şık, stüdyo konuğum. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Birazdan Ertuğrul Türkçü de katılacak bize. BDP milletvekillerinin tahliye umutları vardı Ahmet bugün. Evet. Aslına bakarsan seninle cemaat hükümet meselesini konuşmak için buradayız ama bu konunun da aslında galiba cemaate dokunan bir tarafı olduğu en azından iddia ediliyor. Ne diyorsun? Yani açıkçası ben bu KCK davalarının başlangıcının cemaatle ilgili olduğuna dair bir kuşkum yok. Son tahliye edilmemek kararının da dolayısıyla oraya bağlandığını düşünüyorum. Çünkü iktidarla cemaat arasında aslında Kürt meselesinin çözümü noktasında, tırnak içinde çözümü noktasında ya da bu meseleye bakışlar arasında bana sorarsanız bir çatlak yok idi. Zaten bu KCK davaları ve o süreçte başlayan yoğun askeri hareketlilik zaten bu çatlağın olmadığının göstergesiydi. Ama süreç içerisinde uzun vadede Erdoğan gibi siyaset sahnesinde yer almış biri için siyasi kariyerinde kötü etkileyeceği noktasında bir tırnak içinde söylüyorum uyanma arada bir farklılık göstergesi haline geldi. Ama bana sorarsanız iki tarafta Kürt meselesini şöyle çözmek istiyor. İslami asimilasyon. Ama cemaat bunu ciddi bir militarist bakışla yapmak istiyor ki bir dönem bence Erdoğan ve iktidarı da böyle bakıyordu. Ve KCK tutuklamaları bu yüzden başladı. Daha kadrolarının yoğun askeri hareketlilikle, operasyonlarla ortadan kaldırılması, ovada diye tarif ettiğimiz şehirlerde bulunan insanların da KCK adı verilen davalarla tutuklanması süreciydi bu. Ki kurulduğunu kendini deklare ettik 4 yıl faaliyet yürüten KCK bir anda terör örgütü oluverdi ve tutuklamalar başladı. Ve belli bir noktadan da ayrıştık, sonra da ayrıldıklarını düşünüyorum. Bu tutuklama terörünün sürmesi ya da bu tutuklama halinin devam etmesinde de cemaatçi kadroların, özel yetkili mahkemeler ve kadroların payı olduğunu açıkçası düşünüyorum. Hani bir her şeyin arkasında bir cemaat arıyor gibi bir halimiz var ama bu önemli bir çatlak aralarında. Yani eğer yargıda cemaatin ciddi bir etkinliğinin olduğunu varsayıyorsak, başka davalarda kritik kararların alınmasında ağırlıklarının olduğunu, rollerinin olduğunu düşünüyorsak, bunun da bu davada da bir etkinliklerinin olmadığını düşünmek... Tabii ki. Ya bakın ben Ergenekon süreci dediğimiz bir süreç bu 2007'den itibaren başlayan. Ve o süreçte bence sadece adını vermiş dava yok bunun içinde. Ergenekon var, Balyoz var. O davalarla ilintili 20'nin üzerinde soruşturma dosyası ve dava dosyası var. Bana sorarsanız Fenerbahçe'yi hedef alan Şike davası var. Cübbeli Ahmet davası var. Sosyalist arkadaşlarımızın
Hanife Avcı ile birlikte yargılandığı devrimci karargah davası var ve elbette Kürtler için KCK davası var. Bunların hepsi bu sürecin, siyasal sürecin siyasal davaları ve bu davaların hepsi cemaati mutfağında pişti, bu kesin. Peki, ama şunu da belirtmek gerekiyor ki AKP hükümetiyle ortak pişirilmiş yemektir bu. Dolayısıyla sorumluluğu biri birinden az değil bana sorarsanız. Ama son olayla ilgili olarak yani KCK davasında bugün alınan kararla ilgili olarak şimdi hükümetin burada aslında Kürtlerle yürütmek istediği bir süreç var ve bu evet. Karar birazcık o süreci dinamitleyebilecek bir karar, öyle değil mi? Çünkü kesinlikle. Bütün fatura hükümete kesiliyor kesinlikle. Bir taraftan. Yani şimdi KCK davaları adı altında sadece milletvekilleri değil, yani birkaç kesin rakamı söyleyemeyeceğim. 5000'den de 8000'e kadar çıktı. Anlatabiliyor muyum? Ama birkaç bin kişi bu sürecin rehinesi. Anlatabiliyor muyum? Ve bir at pazarlığına dönmüş bir ortam var. Yani bu çok saçma sapan, insanların özgürlükleri üzerinden bir pazarlık yürütülüyor. Daha önce canları üzerinden yürütülen pazarlık şimdi özgürlüğü üzerinden yürütülür hale geldi. Ve bunu hiç insani bulmuyorum. Ve bu noktada bu kadar önem taşıyan bir davada tahliye çıkmaması, Mustafa Balbay için hayata geçirilen kararın diğer benzer durumdaki seçilmiş kişiler için uygulanmaması tabii çok ciddi bir dinamitleyecek bir şey bu süreci. Burada bir sıkıntı var ama ben mesela Balbay'ın hani hele de bütün kötülüklerin anası gibi tarif edilen bir dava var ya Ergenekon. Hı hı. Yani evet Türkiye'de bir kötülüklerin anası bir yapı var ama bu dava onu yargılamıyordu. Ve o davadan da 30 yılın üzerinde ceza almış olmasına rağmen tahliye edilmesinin kimin hamlesi olduğuna dair bir yorum yapamıyordum. Anlatabiliyor muyum? Önce dedim hani hem bu süreçten içeride seçilmiş insanların tutulması hükümeti zor durumda bırakıyordu uluslararası arenada. Uzun tutukluk mevzusu çok sıkıntılıydı ve Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin biraz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkacak kararların benzerini kurgulayacak bir şekilde orada oturtup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek dosya sayısını azaltma yöntemiyle burada bir karar verildi. Ama acaba hükümetin hamlesi mi diye düşünüyor idim. Ama bakıyorsunuz bu sefer akla de şey, Adalet şey. Bakanlığı aksi görüş bildirmiş. Akla yani. Gelmeyen tek şey de aslında hukukun kendi dinamiklerinin işlediği. O kesin. Değil çünkü, mi? Yani acaba Türkiye'de yargı hiçbir zaman bağımsız değil, hiçbir zaman yani tarafsız değil ve hiçbir zaman güç odaklarının siyasi anlamda ve diğer güç odaklarının etkisinde olmadığını söylemek mümkün değil. Yani böyle bir şey yok. Peki. Ahmet Şık'la ilk değerlendirmeleri yaparken BDP milletvekillerinin serbest bırakılmamasına dair Ertuğrul Kürkçü de stüdyomuza girdi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizden bir değerlendirme alalım bugünkü mahkeme kararı ile ilgili. 5 BDP'li milletvekili var, seçilmiş ama KCK davası yüzünden cezaevinde olan. Ve Mustafa Balbay'ın tahliye kararının ardından benzer bir kararın onlar için de mahkemeden çıkabileceği varsayılıyordu. Ama bugün mahkeme... bireysel kararlar, Anayasa Mahkemesi'ne Mustafa Balbay'ın yaptığı ve sonuç aldığı girişimden bahsediyoruz. Emsal teşkil etmez diyerek bu milletvekillerinin tahliyesine ışık yakmadı. Ben bir kere her şeyden önce bu kararın çok küstahça verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'deki meri hukuk düzenine de bir meydan okumadır. Çünkü Anayasa Mahkemesi eğer kurumlar hiyerarşisinde adliye bağlamında... en belirleyici yerde duruyorsa ve bu yol gösteren ve norm koyan kararlar alıyorsa Diyarbakır mahkemeleri dediler ki biz senin normunu tanımıyoruz. Biz kendi normumuzu koyuyoruz. Bu Türkiye'de iki hukuk düzeni vardır. Bir tanesi sen ve normal yurttaşlar arasındakidir. Öteki de bizimle bizim düşman bellediklerimiz arasındadır. Biz nasıl biliyorsak öyle yaparız. Bir kere Anayasa Mahkemesi'ne son derece ağır bir saldırı olarak ben bunu okuyorum. İkincisi tabii hükümetin burada bir açmazda olduğunu görüyoruz. Hükümet tavşana kaç, tazıya tut siyasetinin sonuna gelmiş durumda. Hem bu davaları kendi bildiği gibi yürüten ve bu arada kendi görevlilerini de tehdit eden mahkemelerle beraber olmak ama hem de onlarla zaman zaman karşı karşıya gelmek gibi bir ikiliği daha ne kadar sürdürebileceği hakkında bu geceden itibaren net bir
karara varmak bunun zorunda. Hükümetin kontrolünde yönettiği bir karar mı olduğunu düşünüyorsunuz yoksa onun da denetleyemediği unsurlar mı? Şimdi hani Süleyman Demirel eskiden derdi ya Fırat'ın kıyısında bir koyun kaybolsa benden sorun biz hükümetten sorarız. Öyle hükümet madem öyle madem ona meydan okuyan bir erk var o zaman yapacağı şey yüzünü halka dönmek ve o kadar konuşuyor ya başbakan milli irade diye. İrademize meydan okuyanlar var. Ey millet gelin beraber bunların üstesinden gelelim demesi gerekir. Ama bakıyoruz hesaplaşma masanın üzerine konduğu zaman başbakan kendini şöyle savunuyor. Diyor ki ya bugüne kadar ne istemişler de vermemişiz. Hı hı. Bütün istenilen kelleleri verince işte elde edilen sonuç da budur. Fakat ben açıkçası bunun o kadar birbirinin dışında cereyan ettiğini de düşünmüyorum. Hükümet sonuç olarak bir tek bugüne kadar ben başbakanın ağzından tutuklu milletvekilleri ve serbest bırakılmayan milletvekilleri için iyi bir söz işitmedim bugüne kadar. Ya da onlar da benim gibidir aksi ispat edilene kadar benim gibi vekillerdir. Onların burada olması gerekir dediğini hiç duymadık. Hatta hep şunları duyduk dendi ki ya burası şey midir seçim müessesesi parlamento hapisten adam kaçırma müessesesi midir? Yatacaklar, çekecekler vesaire. Dolayısıyla bu yargıçlar aslında bu statüleri başbakan sayesinde de elde ettiler. Ben doğrusu şöyle düşünüyorum. Bunu birkaç keredir de dile getiriyorum. Şimdi eski rejimin vesayet mekanizması silahlı kuvvetlerdi. Yeni rejimin vesayet mekanizması da yargı olmak üzeredir. Burada bir rekabet olduğunu anlıyoruz. Bu vesayet mekanizması başbakanlık ve onun bürokrasisi mi olmalıdır? Mahkemeler mi, adliye mi olmalıdır konusunda bir rekabet olduğunu görüyoruz ve yargı bu boşluğu doldurmak için kendince mühim hamleler yapıyor. Aslında Anayasa Mahkemesi de bu hamlelerin içerisindeydi. Hatırlayacaksınız dedi ki Anayasa Mahkemesi görünüşte hukuk bizim ulaştığımız şey ama biz esasen siyaset yapıyoruz. Doğrusu bir Anayasa Mahkemesi başkanı açısından bu anlaşılabilir de yani anayasa siyasi bir metindir sonuç olarak ama bir bütün olarak yargının bir siyasi mücadele alanı haline gelmiş olduğu belli. Kötü olan kim siyaset yaparsa yapsın Kürt milletvekilleri kaybediyor. Biz kaybediyoruz. O yüzden biz bugünden başlayarak, yarından başlayarak meclise açlık grevine başlıyoruz ve kesin olarak bu durumun Türkiye'nin bütün seçilmişleri nezdinde mahkum edilmesini istiyoruz. Olabilir mi? Bir meclis seyretmeye devam edebilir mi? Kendi üyelerine böylesine zulmedilirken meclis üyeleri şöyle mi davranmalıdırlar? Acaba bunu kim yaptı? Bunu analiz edelim. Analiz falan değil. İhtiyacımız olan şey doğrudan eylem. Meclis harekete geçmek zorunda. Meclis kendi onurunu, kendi şerefini siz korumak zorunda. Siz meclisin bir partisi, bir parçası olarak harekete geçiyorsunuz. Partiniz, yani eş başkanı olduğunuz parti, HDP'nin milletvekilleri, 4 milletvekili yarından itibaren evet. Açlık grevine evet. Başlıyor. Nasıl uygulanacak bu açlık grevi? Ankara'ya gideceğiz ve başlayacağız. Biz bir süre koymadık kendimize. Murad ediyoruz. Birincisi, bu Kürt milletvekillerinin yalnız olmadıklarını ve Kürtlerin derdiyle sadece Kürtlerin uğraşması zorunda olmadıklarını herkesin görmesini istiyoruz. Biz onlarla birlikte meclise geldik. Şimdi biz başka bir parti kurduk ve onların haklarını da savunuyoruz. Türkiye'nin batısında yaşayanlar kulaklarını gözlerini açacaklar. Bizi dinleyecekler. Bu vekilleri dinleyecekler. Bunlara yapılan zulmü dinleyecekler. Ben demiyorum ki onların kabahatidir ama Mustafa Balbay ve Mehmet Haberarı serbest bırakan aynı yargının bu vekillerimizi böylesine zulme tabi tutmasına karşı Türkiye'nin batısından bir ses çıkmalıdır. İlk sesi biz çıkartıyoruz. Herkesin bizi takip etmesini istiyoruz. Bunun gelişimine göre, ortaya çıkacak sonuçlara göre biz bu tutumumuzu değerlendirebiliriz. Ama kendimize bir süre koymamayı doğru bulduk. Meclis başına gelen bu musibetle uğraşmayı öğrenmelidir. Ya Türkiye'yi meclis yönetiyor veya yönetmiyor. Eğer yönetmiyor ise o zaman bu meclisi lağvedelim gitsin. Yönetiyorsa o zaman bizim tutumumuza sahip çıksın.
Böyle bir şey olabilir mi? Kendi üyeleri böyle itilip kakılırken, ki bu sadece hapisteki vekiller de değil, sokaktaki vekil kafasına telsizle, copla, sopayla, biber gazıyla vuruluyor. Yerlerde sürükleniyor. Hepimiz buna, hani ben kendime oldu diye demiyorum, pek çok arkadaşımız oldu. Kim direnen halkın, yoksul halkın yanındaysa o zulüm görüyor. Meclis başbakanın noterliği haline gelmiş durumda. Bu zilletten bence kurtulmamız lazım. Biraz da tepkimiz bunadır açıkçası. Bu durumu Türkiye'nin gündeminde tutacağız, tutmak zorundayız. Hepsinden önemlisi, yani Diyarbakır'da her bir vekil için 70 bin insan oy verdi. Yani burada 400-500 bin insanın desteğiyle seçilmiş insanlar, önünde bir yargı engeli de olmadığı halde zorbaca böyle hapiste tutulduğu zaman bu 500 bin insana hakaret edilmesinin birisinin hesabını sorması lazım. Biz bunu yapmak durumundayız. Şimdi bugün ilk açıklamada BDP'nin yöneticileri bu çözüm sürecine hizmet etmeyecek, hatta süreci tıkama potansiyeli taşıyan bir karar diyor. Şimdi beklenen aslında böyle, yani taraflardan bir tanesini zor durumda bırakan, onun mensuplarını itip kakan bir karar alındığı zaman bir süreç varsa o beklenir ki, ya da beklenmesi normaldir ki bu durumdan etkilensin. Ama bir yandan da çözüm süreci o kadar belirsiz dinamiklere bağlı olarak ve hükümetin inisiyatifinde gidiyor ki sanki burada işte BDP'nin temsil ettiği Kürtlerin böylesi şey durumlar karşısında da yapacak çok bir şey yokmuş gibi, akıntıya kapılmış gibi gidiyor olay. Tabii ki söylediğiniz şu manada doğru. Hükümet kendi başlattığı sürecin dinamiklerini tam olarak ortaya koymadı. Dinamiklerine tam olarak hakim değil bence ve esasen buraya çok yararcı bir biçimde yaklaştığını görüyoruz. Yani önemli olan bir Türkiye'yi yeniden kurma, yeniden Türkiye'deki kurumları ve toplulukları ve toplumu kendi akması gereken mecraya taşımaktan ziyade işte Güney'le, Güney Kürdistan'la petrol alışverişi, Orta Doğu'daki durumdan çıkış çabaları vesaire çerçevesinde ve yaklaşan seçimler itibariyle bu sürece yaklaştığını, bunu değerlendirdiğini görüyoruz. Şimdi tabii böyle yaklaşılınca sonuçta milyonlarca insanın kaderi ve çıkarı değil, sizin küçük iktidar çıkarlarınız gündemde oluyor. Bu durumda da her şey kolayca ifsat olabiliyor. Çünkü şu an hükümet için en önemli mesele kendi yaratmış olduğu bloktaki çatlak. Acaba burada neyle karşı karşıya, onun hesabını yapıyor. Bu nereden geldi, nereden gitti? Tabii bu şartlar altında barış süreci dediğimiz şey aslında hükümetin çeşitli hamleleri olarak çıkıyor. Fakat gene de şunu teslim etmemiz ve üzerinde durmamız lazım. Şimdi bu süreç 9 aydır Türkiye'de hiçbir genç insanın, silah altındaki genç insanın bu hak inkarı ve hak iddiası çatışması dolayısıyla hayatını kaybetmemesini sağladı. Bu insanlar hayatlarını kaybetmeyince Türkiye'de başka bir iklim doğma ihtimali çıktı ve nitekim bu iklimi hissediyoruz. Çözüm talep edenler daha rahat, daha açık konuşuyorlar. Ama şimdi bizim derdimiz çözüm konuşmak değil, çözümü sağlamak. Bu noktada hiçbir adım ileriye atılamıyor. Ben doğrusu çözümün bir başka dinamiğinin harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu halkın kendisidir. Bu hükümete bırakılamayacak kadar ciddi bir şey bu barış. Çünkü bir kere daha yeniden bu silahların patlaması halinde nerede biteceğini sürecin öngöremeyiz. O yüzden BDP milletvekillerinin, sözcülerinin ihtiyatla hareket etmeleri bu bakımdan son derece makul. Ama onlara başkalarının da eşlik etmesi lazım. Şimdi bu şey gibi gladyatörler arasında bir çatışma ya da ne diyelim işte vahşi hayvanlarla gladyatörler arasındaki bir çatışmada tribünde bunu seyreden ve tarafların hamlelerine göre bunları değerlendiren bir kamuoyu istemiyoruz. Biz kamuoyunun barış istikametinde doğrudan doğruya harekete geçmesini ve
BDP'nin çektiği azabı anlamasını da istiyoruz. Ben görüyorum mesela şunlar bana çok tuhaf geliyor. Ya gördünüz mü işte AKP ile barış yaparsanız böyle olur deniyor. Peki ne yapsın insanlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gün iktidar olmasına kadar insanların birbirlerini öldürmesini mi beklesin? Bunu yapamazlar. İlk karşılarına çıkan çatışmasızlık aralığına yüklendiler ve çok doğru bir şey yaptılar. Ama bunun sürdürülmesi için bence üçüncü bir tarafın ortaya çıkması lazım. Bu da Türkiye toplumunun aklıdır. Bunu söylemek istiyorum. Yani biz buna da hitap etmek istiyoruz. Bu akla da seslenmek istiyoruz. Böylece bu sürecin hükümetin kendi keyfine göre iki dudağı arasında canı istediği zaman başbakanın bir şeyler lütfediyormuş gibi davranıp canı istemediği zaman bu lütuflarından vazgeçiyormuş gibi davranmasına imkan vermeyecek genişlikte bir çözüm alanının oluşmasını çok istiyoruz doğrusu ama hani sadece istemek de olmuyor. İşte biraz da gayret göstermemiz lazım. Mesela bu çözümü talep edenlerin yarın ben bu karar karşısında seslerini çıkartmalarını çok istiyorum. Çünkü bunun yargıyla falan alakası kalmadı. Herkes diyor ki işte yargıyı yıpratmayalım falan. Bu yargı mı ya? Bunlar kendi aralarında bir anlaşmaya varmış. Kendilerine göre bir hukuk düzenini fiilen kurmaya çalışan bir kliktir. Burada bir yargı falan yok. Öyle hiçbir şey yok. Bunlar hakim değiller. Bunların yönettikleri mahkemelerden çıkan kararları görüyoruz. Burası adaletle, hukukla alakası olmayan, bizim hani bir yere otursun diye düşman ceza hukuku dediğimiz bir işi uygulayan insanlar. Bunlar düşünüyorlar ki kendileri şeydirler, rejimin muhafızlarıdırlar. Fakat rejim nedir? O anayasayla tanımlanmış rejim değil. Bu rejim onların kendi kafalarındaki bugün hükümetin etrafında oluşan ama aslında ondan kopma eğilimleri gösteren bir kliğin iktidar meselesidir. Onlar buna rejim diyorlar. Bu bizim tanıdığımız bir rejim değil. Onların kendi rejimi. O zaman bununla başka türlü siyasetle uğraşılabilir. Bununla hukuk yoluyla hiçbir şey yapılacağını ben doğrusu düşünmüyorum. Ertuğrul Küçü çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Fırsat çok verdiniz. Bu arada merhaba. Siz yayından önce karşılaşamadınız. Ama bundan sonra bir de yani açlık grevi başlıyor ve bu da aslında bakarsanız başladığınız zaman geri dönülmesi, bitirilmesi çok zor da bir adım bir taraftan da. Şimdi açlık grevine başladık ama biz hani bunun bir kere hani kendimize göre bazı limitler koyduk, süresiz olduğunu söylemiyoruz. Dolayısıyla bunun ne zaman biteceği konusu bizim telakkimize bağlı. Ama tabii ki bu çocuk oyuncağı da değil. İstiyoruz ki insanlar bunun karşılığında istenilen şey hakkında biraz düşünsünler. Tahliye edilmeyi çoktan hak etmiş. Kendilerine isnat edilen suçların çekilmesi gerekli, mümkün kısmını çoktan tamamlamış insanları hala cezaevinde tutan yargıçların ne oldukları ve ne yaptıkları hakkında bu toplum biraz düşünsün. Biz de biraz sıkıntı çekelim. Zaten hani başka nedir bizim payımıza düşen, başka da bir şey yok. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben bu süreci de takip edeceğiz. Ederim. Çok sağ olun. Bir küçük reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Ahmet Şık'la cemaat ve hükümetin çatışmasını konuşacağız. Ahmet Şık bildiğiniz gibi cemaatin, hükümetin etki alanında yaptığı işleri anlatan kitap nedeniyle bir yılı aşkın süreyle cezaevinde kalmıştı. Cezaevinden çıktığı gazeteciliğe devam ediyor ve şu anda hepimizin çok merakla ilgilediği, izlediği bir olayın tanıklarından bu defa da hükümetle cemaatin nasıl el eleyken karşı karşıya geldiğine dair tespitleri var. Bunları paylaşacak bizimle. Nilgün Cabas'la her şey devam edecek.